Herkese merhabalar. Küme problemleri ve kartezyen çarpımı ile alakalı çok güzel sorular çözeceğiz ve bu konuları tamamıyla halledeceğiz. En fazla kümelerde zorlanılan kısımlardan bir tanesi küme problemleri ki zaten genellikle sınavlarda da en son sorulara koyulur. Küme problemleri gerçekten önemli. Dolayısıyla hadi bakalım dersimize başlayalım. bomboş bir sayfayla başlıyorum. Bu arada okullar kapandı, kapandı biliyorsunuz. Yani bu, bu dönemi çok daha iyi geçirmemiz, verimli geçirmemiz gerekiyor. Birçok konudan eksik kalacağız. Dolayısıyla aman dikkat ediyorum. Rehavete kapanmayalım. Okullar şu dönemde birazcık daha kapalı kalacak gibi gözüküyor. Fakat biz derslerimizden geri kalmıyorum. Çünkü şu anda yaptıklarımız aslında dokuzdaki yaptıklarımız üniversite sınavında karşımıza gelecek. Onda karşımıza gelecek. On birde karşımıza gelecek. Dolayısıyla çok değerli. Ama öncesinde hemen sizinle beraber hadi bakalım derse devam edelim diyorum ve ne yapıyorum? Küme çiziyorum. Bakın küme problemlerinde temel bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Aslında iki kümeli problemlerde bak ya bu durum vardır ya da şunun içerisinde yani evrensel kümenin içerisinde bu durum vardır. Bakın bu İki durum gerçekten de küme problemlerinde en fazla çıkan kısımlardandır e, diyebiliriz. Mesela bu durumda şunu bilmemiz gerekiyor. Buna X, buna Y, buna Z deyin ve bitirelim olayı. Veya ABC de diyebiliriz. Hatta ABC daha samimi geliyor. Ben de X, Y, Z'den fazla haz etmiyorum bazen. ABC diyorsunuz ve bitiriyorsunuz olayı. Ne demek bu ABC? Acayip önemli. Bakın burada buna A kümesi dersek, buna da B kümesi dersek... Unutmayalım A kümesinin elemanları neden ABC yazıyorum 3 5 7 7 yazmıyorum çünkü birçok sayı olabilir bunlar. Mesela A kümesinin elemanlarının top eleman sayısı A ile B'nin toplamıdır. Aman dikkat edelim. B kümesinin elemanlarının toplamı B ile C'nin toplamıdır. Adam bize tek de soruda hani A kümesi 18 elemanlıdır. O zaman lütfen buraya 18 yazın. B kümesi 20 elemanlıysa o zaman lütfen buraya 20 yazın. Bunun içine yazamazsınız. Çünkü B kümesi aslında bu ikisine bölünmüş. Dikkat edelim. A nedir? Şu zımbırtı aslında A fark B'dir. A fark B'nin eleman sayısı aslında A'dır. B fark A'nın eleman sayısı B fark A'nın eleman sayısı şuradaki C'dir diyebiliriz. A kesişim B'nin eleman sayısı, A kesişim B'nin eleman sayısı şuradaki B'dir diyebiliriz. Ve hepsinin yani A birleşim B'nin eleman sayısı da A, B, C'nin toplamıdır diyoruz. Yani şu üç bölgeyi bulduktan sonra ki ben kümede problemlerinde bölgesel çalışırım hep. Bu üç bölge şu bölgenin eleman sayısı, şu bölgenin eleman sayısı, şu bölgenin eleman sayısı toplamı A birleşim B'nin eleman sayısı diyorum. Peki bu nedir? Bu nereden çıktı? Bir de diyecek ki mesela sınıf diyecek. Sınıfta matematik ve fizik dersleri diyecek mesela. Sallıyoruz. Matematik ve fizik derslerinin e, ikisinden de geçenler burası. E, sadece matematikten geçenler burası. Fe, fizikten geçenler sadece fizikten geçenler burası ikisinden de geçemeyenler yani dışarısı. İşte burada da üç bölge karşımıza çıkıyor. A, B, C bir de D var yani dış bölge. Yani bu ikisinin de içine girmeyen bölge aslında burası çok değerli. Burası da sorulur ve yani her ikisinden de geçemeyen yani burası diyebiliriz. Bakın burada önemli bir şey var. Sadece bir dersten geçenler derse sadece bir ders derse sadece bir dersten geçenler derse o zaman diyeceğiz ki bu veya bu aklımıza gelecek. Çünkü bu sadece matematikten geçmiştir. Bu sadece fizikten geçmiştir. Bu her ikisinden de geçmiştir. Dikkat edelim. Peki en fazla en fazla bir dersten geçenler en fazla bir dersten ...geçen dese ki... ...bakın lütfen burayı çok dikkat edin... ...en fazla bir dersten geçen demek... E, y, ...bir dersten geçecek... ...bir ders... ...ya da bir ders... ...ya da hiç geçemeyenler... ...yani hiç geçemeyen de olabilir... Bir, ...en fazla bir ders sıfır ya da bir demek aslında... ...dolayısıyla bu ne olacak... ...en fazla bir ders... ...A artı C bir ders zaten... ...bir de dışarıda kalanlar D diyeceğiz... ...peki en az bir dersten geçenler en az bir dersten geçenler. Tabi bunlar matematik ve fizikte unutmayalım. O zaman bu da demek biliyor musun? Bu bir dersten geçecek ya da ya da e, iki dersten geçecek. Çünkü zaten iki dersten daha fazlasından geçecek ihtimal yok burada. O zaman ne diyeceğiz? A artı B artı C diyeceğiz. Bunu anlarsanız yani şu anlattığımı anladıysanız zaten olay bitmiştir diyorum. Mesela birazcık daha karışık. Mesela burası tenis olsun, burası yüzme olsun, tamam mı? Tenis kursuna gidenler bu ikisinin toplamıdır. Yüzme kursuna gidenler bu ikisinin toplamıdır. Yani B artı C. Her iki kursa da gidenler budur sadece. Hiçbir kursa gitmeyenler dış bölge D'dir. En az bir kursa gidenler dikkat edelim, En az bir kurs. O zaman A ile C'ye gidecek yani bir kurs. Bir de hiç gitmeyecek. E, e, parma, e, bir de ee, en az bir üstüne iki kursa da gidebilir o zaman. Bir de B var. Yani A, B, C'nin toplamı. Bir kurs ya da iki kurs olabilir. En çok bir kursa gidenler de bir kurs ya da hiç gitmeyecek. Yani A, C, D'nin toplamı. Yalnız tenis kursuna gidenler bu kıl bir şey biliyorum. Yalnız tenis kursu zaten A'ydı. Yüzme kursuna gitmeyenler işte burası yüzmenin dışındaki her yer demek aslında. Yüzmenin dışında yani Y'nin bölgesini kapattığınız zaman dışarıda ne kaldı? A ve D kaldı diyebiliriz. Dolayısıyla yüzme kursuna gitmeyenler de A ve D'dir. Peki kartezyen çarpım nedir? Kartezyen çarpım aslında çok basit. Şöyle düşün. A kümesiyle B kümesinin elemanlarını çarpıştırıyorsun. Ne demek çarpıştırmak? Yani A kümesi 1 2 olsun, B kümesi de AB olsun mesela. 1 ile A eşleşiyor, 1 ile B eşleşiyor, 2 ile A eşleşiyor, 2 ile B eşleşiyor ve eşleştikleri zaman sıralı ikili dediğimiz bir bütünü oluşturuyorlar ve aralarına virgül gelerekten bu sıralı ikiyi oluşturuyorlar. İlk yazılan A'nın elemanı B, ikinci yazılan da B'nin elemanı oluyor. Yani buradaki sırayla devam ediyor. İlk A'sı, ikincisi B'si. İlk A'sı, ikincisi B'si. İlk A'sı, ikincisi, i̇lk A'sı, ikincisi B kümesinden. Falan filan şeklinde devam ediyor. Eğer bu sıralıyı değiştirsek, yani B çarpı A yapsak, o zaman ilk baştaki B elemanı olacak. Yani A olacak. Sonraki ...A'nın eleman olacak şeklinde ilerliyor. Dikkat edelim. En fazla bunlardan e, çıkar e, kartezyen çarpımındaki mantıkta. Şunu bilmemiz gerekiyor. A çarpı B'yi soruyorsa bize bunun eleman sayısı... ...A'nın eleman sayısı da B'nin eleman sayısının çarpımıdır. Ve dolayısıyla B çarpı A'nın eleman sayısına eşittir aslında. Me mesela şu da çok e, sorulan bir şey. A çarpı B birleşimciyi böyle dağıtabiliyoruz. A çarpı B, A çarpı C. Aradaki birleşim işlemi de dışarıya gidiyor. Veya kesişimde de aynı şeyi yapabiliyoruz. A çarpı B, A çarpı C aralarında kesişim geldi. Ve aynı zamanda farklı da yapabiliyoruz. A çarpı B, A çarpı C aralarında fark geldi. Hadi bakalım artık sorulara geçelim. 60 kişilik bir turist kafilesinde İngilizce ve Almanca e, hatta bir de Fransızca varmış pardon. İngilizce, Almanca, Fransızca derslerin dillerinden yalnız ikisini bilen 16 kişi varmış. Ha, bakalım. E, pardon, pardon, pardon. Evet. E, İngilizce, Almanca ve Fransa dilinde en az ikisini bilen 16 kişi. En çok en az birini bilen 39 kişi. En çok ikisini yuh nasıl bir soru ya bu. Bir kere şöyle yapmamız gerekiyor. Üç tane dil var. Üçlü sorular zaten en karışık sorular gibi gelir insana. Şöyle çiziyorum bakın arkadaşlar. Şöyle hiç dil bilmeyenler de olabilir burada. O yüzden böyle bir 60 kişilik bir evrensel küme çizelim. Evrensel kümemiz 60 kişiymiş. Turist kafilesi. Ve bunun içerisinde İngilizce, Almanca, Fransızca varmış. İngilizceyi bu renkte çizeyim. Turuncu olsun. Hadi hepsini farklı göstereyim ki daha rahat anlayabilirim. Sonra Fransızcayı bu şekilde çizerim. E, o da yeşil olsun. Sonra bir de e, Almanca var değil mi? Harika. Almancayı da bu şekilde çizerim. O da e, kırmızı olsun. Şimdi dikkat edelim burada bir sürü bölge çıktı. Bu bölge, bu bölge, bu bölge, bu bölge, bu bölge. Yani bayağı bir bölge var. Onları teker teker isimlendireceğiz tabii ki. Ama tekrar söylüyorum, burada sakın bir sürü harf var ne yapacağım endişesine kapılmıyoruz. Başlıyoruz. Buradan başlıyorum. A burası olsun, burası B olsun, burası C olsun. Bu başka bir bölge. Burası D olsun, burası E olsun, burası F olsun. E burası da G olsun diyelim. Tamam mı? Bunu teker teker yazdık. Sonrasında diyorum ki bir de dışarısı yani hiçbir şeyle uğraşmayan İngilizce, Almanca, Fransa bilmeyenler de olsun burası da H hey diyelim tamam mı? E, yani hiçbir şey bilmeyenler diyelim. Buna göre bu turist kafesinde İngilizce, Almanca, Fransa yalnızca birini bilen kaç kişi vardı diyor. Şimdi bak yalnızca birini bilenler ne demek istiyor aslında? Bu, bu ve bu. Bak şu e üçünü de biliyor aslında üçünün de kesiştiği bir yerde hem turuncu hem kırmızı hem yeşil var burada. Bak bu D ise dikkat et kırmızıyla turuncunun kesiştiği yerde yani İngilizce ve Almanca bilenler bunlar. F e, Fransızca ve Almanca bilenler. B Fransızca ve İngilizce bilenler. Dolayısıyla dikkat edelim bu A nedir biliyor musun? Sadece İngilizce biliyor. Hiç Fransızca, Almanca'ya dokunmuyor bile. Dolayısıyla bizden yalnızca birini bilen kaç kişi vardır derse bir kere A artı bu sadece Fransız bilen ve bu. Yani sadece Almanca bilen. Yani A, C, G'nin toplamını soruyor. Oh be bize sorduğu şeyi belirledik. Ama bu kadar harf olması hiç endişe ettirmeyelim. Çünkü aslında çok basit bir şekilde yapılacak. Bak yalnız ikisini bilen demiş. Şimdi yalnız ikisini bilen ne demek aslında? Çok dikkat edelim. Bak şu aslında İngilizce ve Almanca biliyordu ama Fransızca bilmiyordu. Bak burası yok. Yani D'den bahsediyor. Yani D. Bakalım devam edelim. Hatta bunları da farklı bir renkte yazmıyorum. Bunda D, D artı. Yalnızca ikisini bilenleri yazıyorum. Ee, F de olabilir. Bu Fransızca ve Almanca biliyor. Hiç İngilizce dokunmamış. F de olabilir. Bir de B olabilir. İngilizce ve Fransızca biliyor. Hop bunu da yazdık. Bu 16'ymış demek ki. D artı F artı B 16'ymış dedik. Oh be süper gidiyoruz. En az birini bilen. Bu zor birazcık. En çok ikisini bilen. Bu da zor birazcık. Dur buradan başlayalım. En az birini bilen. En az birini bilen ne demek aslında? O zaman bir tane bilecek. iki tane de bilebilir. Üç tane de bilir. O zaman bütün e, bütün kümeden bahsetmiyoruz. Bir tane bilebilir bunlar veya bunlar da hepsi olabilir. O zaman diyorum ki bak hemen buldum bile. Bu 39'sa bu 60'tan aslında şunun çıkmış hali. Yani hiç bilmeyenleri çıkartıyoruz. En az birini bilen ne demek biliyor musun? Bir tane bilir, iki tane bilir, üç tane de bilir. Zaten en fazla üçe kadar gidiyoruz. Ama bunun dışında hiç bilmeyenleri atmamız gerekiyor. O zaman 60 eksi H 39 ise bu H'nin kaç olduğunu buldum bile yahu. Bu H'nin kaç olduğunu hemen söyleyebiliriz. 60'tan ne çıkarsa 39 kalır. 21 çıkarsa değil mi? Evet 21 çıkarsa. Demek ki hiç dil bilmeyen 21 kişi varmış. Vay be. En çok ikisini bilen 46 kişi de demiş. He, burası önemli. En çok ikisini bilen ne demek aslında? Ee, en çok ikisi de dersen e, ee, üç dile gelmeyecek. Üç dile gelmeyecek. Üç dilin dışında yani hiç bilmeyebilir. Bir tane bilebilir. iki tane bilir. bilir. Ama üç tane bilemez. O zaman bunun dışındakiler de aslında 46 kiymiş O zaman 60'tan da aslında bu E'yi çıkardığım zaman aslında 46 kişiymiş. O zaman bu E dediğimiz şeyin de kaç olduğunu bulduk bile. E dediğimiz şey 14'müş 60 14 çıkarsam Demek ki burayı da bulduk Oh be süper 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 Peki ne demişti a, C, G'nin toplamını sormuştu Hadi bakalım onu bulabilmek için şöyle bir yazalım bunların hepsinin toplamı a artı B artı C artı e, D artı e artı F artı G artı H bunların hepsinin toplamı 60 kişiydi bunu söylemiştik şimdi biz neyi biliyorduk e, D, B'nin toplamı yani bu, bu ve bunun toplamının aslında 16 olduğunu biliyoruz. Şu 3'ü 16'dır diyebiliriz. Oh be süper. E, peki şeyde de bulmuştuk. Dikkat edelim. E 14'tü. O zaman bunu da biliyoruz. Bu 14 diyoruz. Peki H'yi de biliyoruz. H de kaçtı? 21'di. Hop 21'di. Şimdi aslında bak hemen çözüldü olay. Neden biliyor musun? Çok dikkat et. Bak bizden e, zaten neyi istiyordu? A, C, G'nin toplumu. Yani bu, bu ve bu. A açıkta kalanları soruyordu. O zaman A artı C artı G var. Artı, artı şu maviyle yazayım öbürlerinde. B, D, toplamı 16. Artı E'nin 14 olduğunu biliyorum. Artı H'nin de 21 olduğunu biliyorum. E Bunların hepsinin toplamının... ...60 olduğunu zaten biliyorduk... İşte bu kadar... ...bunları toplarsak... ...30... ...51... ...o zaman... ...51 ile neyi toplarsak... ...bu şeyler... ...9'muş demek ki... ...cevabımız... ...cevabımızın... ...A seçeni olduğunu... ...rahatlıkla söyleyeyim... ...rahatlıkla değil ...birazcık uzun sürdü ama... ...yapacak bir şey yok... Evet bir kentte yapılan bir sayımda ailelerin yüzde altmışında televizyon yüzde ellisinde çamaşır makinesi bulunduğu saplanmış. Tamam ailelerin en az yüzde kaçında hem televizyon hem de çamaşır makinesi bulunabilir demiş. Şimdi hemen düşünelim diyorum ki ben yahu e, burada e, en az yüzde kaçında demiş o zaman çamaşır Şimdi bir kere hemen şöyle çizerim bu ve bu derim. E, ailenin yüzde altmışı televizyon, yüzde yedisinde çamaşır makinesi bulunduğuna göre. Çamaşır makinesi ve televizyon derim. Şimdi ben bunları biliyorum. Bu yüzde elliymiş. Bu da yüzde altmışmış. Şimdi en az yüzde kaçında hem televizyon hem de çamaşır makinesi. Yani bize aslında şurayı soruyor. Hem televizyon hem çamaşır makinesi ikisinin kesiştiği nokta. Şimdi düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Diyorum ki e, şöyle bir şey olsa mesela televizyon bulunanların hepsinde çamaşır makinesi de pardon çamaşır makinesi bulunanların hepsinde televizyon da bulunsa. Yani aslında televizyon yukarıdaki büküm olsa, çamaşır makinesi burada büküm olsa, bu yüzde altmış ya, yüzde altmış, bu da yüzde elli ya. O zaman ikisinin de bulunduğu insanlar hem çamaşır makinesi hem televizyon aslında bunun hepsi olur. Yani kesişimlerinin, bak en az yüzde kaçı demiş ya? Bize kesişimlerinin en az olmasını soruyor. O zaman kesişim en az olsun. Ama bak burada kesişimin en az olduğu nokta değil en fazla olduğu noktayı gösterdim sana. Yani bak iki küme en fazla kesişen şu şekilde olabilir. En az kesişense ayrık küme olur. Şurada ise arada bir kesişim vardır. Ama dikkat et. Burada en fazla kesişim vardı. Ya yani en fazla olabileceği sayı yüzde elliydi. Bunu attık. Böyle bir şey olmaz. Peki ayrık olabilir mi bunlar? Ayrık olabilir mi? Bakalım. Ee, yani bu en fazla kesişim. En az kesişim de şu şekilde ayrık olabilir mi? Bakalım hatta yerimiz kalmadığı için şöyle alt alta çizelim. Televizyon çamaşır makinesi. Bu ailelerin kaçıydı? Yüzde altmışıydı. Bu da ailelerin kaçıydı? Yüzde ellisiydi. Ayrı kosa bunlar. İkisinin toplamı kaç eder? Yüzde yüz on eder. Yüzde yüz on olabilir mi ya? Yani bir toplumun yüzde yüz onunda böyle bir şey olmaz ki. Dolayısıyla demek ki böyle bir durum söz konusu olamaz. İlla kesişecek. Peki ne kadar kesişebilir? En az kesiştiği nedir? Mesela şöyle olabilirdi. Mesela burası yüzde otuz olurdu veya yüzde kırk olurdu. Buraya yüzde yirmi kalırdı. Buraya yüzde e, 30 kalırdı. Bak 130, 130, 160 etti. Yüzde 20, 130, 150. Tam süper. Ama biz en azını arıyoruz. Birazcık uzun anlatıyorum biliyor musun? Teoriye giriyorum çünkü. Dikkat et. Burası yüzde 10 olursa, yüzde 10 olursa ki en az bu olmak zorunda. Neden diyeceksin? Çünkü bizim kuralımıza göre A birleşim B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısıdır. E bunun yüzde yüz olduğuna eminiz. Yani toplumun yüzde yüzü. E bunun Eleman sayısı yüzde 60, bunun da 50, 50 60 topla 110 etti. Eksi ne yapmak zorundayız? Yüzde onu çıkarmak zorundayız. İşte kesimlerin yüzde 10 olma ilkesi kesindir. Çünkü biz bunu biliyoruz. Bunu kesin yüzde yüz olmak zorunda. Çünkü bir şeyin toplumun yüzde yüzünden daha fazlasını söyleyemeyiz. O yüzden burasının yüzde 10 olduğunu söyleyebiliriz en az olabilecek şekilde. Tabii buraya da yüzde 40 kalıyor, buraya da yüzde 50 kalıyor. Onu da söylemek istiyorum. 83 kişilik bir iş yerinde bulunan gözlüksüz kadınların sayısı gözlüklü erkeklerin sayısının 3 katıdır. Hmm, evet, bakalım gözlüksüz kadınların sayısı falan filan bir sürü karışmış. İşene gözlük kadının sayısı, gözlük erkeğin ne oluyoruz ya? Hadi bunu bir düzenleyelim bakalım. Nasıl düzenleriz böyle sorularda? Genellikle böyle sorularda gelir bu arada sos tablosu çizeriz bir tane. Sos tablosunu çizdikten sonra diyorum ki SOS falan filan yapıyorduk ya. Bir, bir kere şöyle olsun. Burası e, kızlar olsun. Bu kızlar olsun. Burası da erkekler olsun. Burası gözlüklü olsun. Burası da gözlüksüz olsun. Tamam mı? Şimdi bunları yazdıktan sonra diyorum ki hadi bakalım yerine yerleştirelim. Demiş ki bize bunun toplamı 83 kişi var. 83 kişiyi de buraya yazdım. Hop hop tamam. Gözlüksüz kadınların sayısı. Gözlüklü erkekler. Yani gözlüksüz kadınların sayısı. Yani burası. Gözlüklü erkeklerin sayısının. Yani burasının 3 katıdır. O zaman buraya x dersem. Buraya 3x diyebilirim. Tamam süper. Bu bu bunun 3 katıymış. Tamam. İş yerindeki gözlüklü kadınların sayısı yani burası gözlüklü erkeklerden bir dakika iyice kafam karıştı. İş gözlüklü kadınların sayısı gözlüklü erkeklerden yani buradan 5 fazla demiş. O zaman buraya da x artı 5 demem gerekiyor. Tamam süper. Bu iş yerinde gözlüksüz 13 erkek bulununa göre yani burasında varmış. Oh be süpersin. Burayı da varmış. 13 erkek var demiş. Gözlüklü kadınların sayısı kaç demiş? Yani bize şurayı soruyor. O zaman ikisi bulduk mu bu soru bitti. Peki ne demiştik? Bütün hepsi bütün hepsi toplamı 83 kişiymiş. Dikkat edelim Bir insanın hem gözlüklü hem gözlüksüz olma ihtimali var mı? Yok. Bunların kesişimleri yok kız erkek bu da yok. Bunların kesişimleri yok. Dolayısıyla bunların kesişimleri olmadığına göre bunların hepsi ayrı bir küme gibi düşünebiliriz. Ve bu kümede de bu kümede de ne yapıyoruz? Hepsinin toplamının 83 olduğunu biliyoruz. O zaman yazıyorum. X artı 5 artı X yani gözlüklerin toplamı artı 3X artı 13 bu da gözlüksüzlerin toplamı. Toplamda Gözlüklüler ve gözlüksüzler diye gözlüklüler ve gözlüksüzlerin toplamı 83 kişi midir? Evet doğru. Peki şöyle yapabilir miydik? Erkekler yani x artı 13 ile bunlar erkekler. Ee, bunlar da kadınlar. Bunlar da kadınlar. Yani e, ee, X artı 5 ile 3X'in toplamında kadınlar falan filan. Yani bunların toplamı da sonuçta erkekler kadınlar diye de yapabildim. Bir gözük gözüksüz diye yapabildim. Sonuçta 83 olmak zorunda. Hemen yapalım o zaman cevabımızı. X, 3X, 5X, 5X artı 5, 13, 18 eşittir. E, 83 dedim. O zaman 5x eşittir 65 çıktı. Her tarafı 5'e böldüm x eşittir 13 çıktı. Bize sorduğu zımbırtı o zaman 13'e 5 ekledim. Cevabımızın C seçeneği olduğunu söyledim. Bu arada bu soruları matematik son 10 konu kitabımızdan alıyoruz. Biliyorsunuz bizim matematik ilk 12 konu diye bir kitabımız var. Yani aslında TYT matematiğin e, konuları bunlar. İkonik konu, son on konu. Bir de arada problematik var aslında. Bu üçü toplamda TYT matematiğin hepsini oluşturuyor. Ve şunu unutmayalım. E, ikonik konu temel konular. Yani 5, 6, 7, 8'de işlediğimiz konular ve temel matematik konular. Dokun sınıfın belli kısımları da var bunun içinde. Ama son on konuda mantık, kümeler, fonksiyonlar, polinomlar Hepsi var. Dolayısıyla bu konuda, e, bu konuda aslında kümeler konusunda bu son on konu kitabımızın içine giriyor. Adım adım işleniyor burada e, bütün kitapta. İşte temel düzey, orta düzey, yeni nesil sorular var ve bu şekilde bütün konuları taktiklerle ve e, belli örnekleri de göstererek yapıyoruz diyoruz. Hadi bakalım, ufak bir hatırlatma yaptık bir düğüne katılan misafirler ikram edilen kola ve meyve suyundan en fazla birini almıştır demiş. He, en fazla birini almış. Demek ki aslında ikisini de almamış. Dikkat edelim. En fazla birini almış. Kola ve meyve suyu ikramlarına ikisinden de almayan misafir sayısı tüm misafir sayısının beşte biridir. Kola ve e, kola alan misafir sayısı kola ve meyve suyu falan filan bir şey söylemiş. Bu düğüne meyve suyu almayan misafir sayısı 75 olduğuna göre demiş. He. Meyve falan filan. Misafir sayısı, kola almayan misafir sayısı kaç demiş. Şimdi bir kere e, bunların tablosunu çizmemiz gerekiyor. Hemen size e, farklı bir kağıtta yapayım. Şimdi bir kere e, aslında şuraya da yapabiliriz. Yani burası sığar sanki. Şöyle bir evrensel kümemizi çizelim. Evrensel kümemizi çizdikten sonra... ...diyor ki bize bir düğüne katılan misafirler... ...o zaman düğün kümesi olsun bu. Kola ve meyve suyu. Kolayı e, ee, kahverengi çizdim kola. Ee, en fazla birini almış dediğine göre ikisini de beraber almamış. O zaman ayrık kümeler bunlar. Meyve suyunu da yeşil çizelim. Hop meyve suyu diyelim buraya. Ayrık kümeler neden? Çünkü en fazla birini almış. Dikkat edelim. Peki burada kaç tane bölge vardır? Bölge sayımız azaldı bu arada. Ee, bir, iki bir de dışarısı vardı o kadar. Ne demiştik? Kola ve meyve suyu ikramlarından... ...ikisinden de almayan misafir sayısı... ...yani dışarıda olan misafir sayısı... ...burası... E, ...tüm misafir sayısının beşte biridir. Tamam. Kola alan misafir sayısı... ...kola ve meyve suyu ikramlarından... ...ikisini almayan misafir sayısının... He, ...üç bölü iki katıdır. Yani... ...bu, bunun üç bölü iki katıymış. Ha bir buçuk katıymış. E bir buçuk katıysa... O zaman e, şöyle diyelim. Mesela buna 3x dersek hatta şöyle e, farklı bir renkle yazalım. Buna 3x dersek burası da 2x olur. Bak bunun 3 bölü 2 katı burası olur. Ha ne demişti? Bunu hallettik. Bir de demiş ki kolon mevzusu ikramlarının ikisinden de almayan misafir yani burası. Tüm misafir sayısının 5'te bilir. O zaman bunun 5 katı da tüm misafir sayısı 10x'tir diyebiliriz. Oh be süper. Şimdi bak dikkat et. Ne demiştik? Burada üç bölge var. Bir burası bunun içi, bir bunun içi, bir de dışarısı. Yani bu arası. O zaman toplamda 12x bu bu bunun toplamı 12 ettiğine göre burası 5x etmez mi? Bak. 5x 5x daha 12x süper. Bir meyve suyu almayan misafir sayısı 75. Meyve suyu almayanlar nedir? Bunun dışındaki her yerdir kola almış olabilir ya da hiç almamış olabilir. Dolayısıyla toplamda 5x eşittir 75 demiş bize. O zaman 1x'in 15 olduğunu söyleyebiliriz. Ne sormuştu bize? Kola almayan misafir sayısı. Yani bunun dışındaki her yeri sormuştu. Bunun dışındaki her yerde ikisinin toplamı 7x'tir. 7x, x 15 olduğundan dolayı 7 çarpı 15 yani 105'tir diyebiliriz. Cevabımız C seçeneğidir. AB sıralı ikili ifadesinde e, tam sıralı ifade, sıralı ikili zaten. Bu bak parantez açmış, parantez kapatmış. Arada virgül var. Virgülün başındaki birinci eteri, birincisi e, sıralı ikilinin birinci ifadesi, diğeri de ikincisi ifadesi. Yani soldaki ve sağdaki diye ayırıyorum ben. Aynı şeyi burada yapmış ve eşittir demiş. Soldaki burada bir, sağdaki de e, karekök ye. Ve bunlar birine eşit demiş. Ha, X ve Y değerlerinin toplamı nedir diyor sonra. Çok basit. Soldaki ile soldaki eşittir. Yani 2 üzeri x eksi 2 ile 1 eşittir burada. Sağdaki ile sağdaki eşittir. Yani x artı 3 ile de karekök g eşittir. Hadi bunu çözelim. Bundan daha basit de var. Bu sıralı ikili, sıralı ikili de sıra önemli olduğu için zaten bunu ödenmiş. Dolayısıyla soldaki ile soldaki eşit olmak zorunda. Sağdaki ile sağdaki eşit olmak zorunda. Bunu ayırırken de ne yapıyoruz? Virgüle dikkat ediyoruz. O zaman diyorum ki e, 2'nin hangi kuvveti 1'dir. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir vardı. Demek ki Şuradaki sayının 0'a eşit olması gerekiyor. x eksi 2 sıfırsa x eşittir 2 değil midir? Evet Dolayısıyla x eşittir 2 ise 2 artı 3, 5 eşittir karekök Y değil midir? E neyin karekökü 5'tir. E çünkü 25'in karekökü 5'tir. O zaman y'nin de 25 olduğunu bulmuş olduk. Bu 25'te, bu da ikiydi. Toplamda cevabımızın 27 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ha geldik A kümesini vermiş. B çarpı C'yi vermiş. Buna göre C çarpı A birleşim B gibi komplike bir şey söylemiş bize. Hemen yapmaya çalışalım. Bir kere ben B çarpı C'yi biliyorsam B'yi de bulurum, C'yi de bulurum. Ne demek bu? B çarpı C. Bak bunu da turuncu yazalım. Yani ilk başta B sonra C gelecek. İlk başta B Hop, 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 hop. Sonra C gelecek. Hop, hop. Yani sıralı ikilinin solundaki ifade B'nin ifadesi olacak. E, sağındaki ifade C'nin ifadesi O zaman B kümesini buldum bile. B kümesinin terimleri A var, K var, C var. A, K, C. C kümesini de buldum bile. E, C kümesi de 1, 2, 1, 2. 1 ve 2'den oluşuyor. Hop. A kümesini de biliyordum. Şimdi hadi bakalım A birleşim B'yi bulalım. Bununla bunun birleşimi A birleşim B, A birleşim B'nin elemanları A, B, C yazdım. Bir de yanına K yazdım. Çünkü K'de fazla vardı. Yani bu ikisinin birleşimini yaptım. Tamam. Şimdi bunu C ile çarpacağız. E C'nin eleman sayısı kaç? 2. Bunun eleman sayısı kaç? 4. O zaman bunun eleman sayısı 2, bunun eleman sayısı 4. Zaten bunun eleman sayısı C eleman sayısı çarpı e, A birleşim B'nin eleman sayısı ile bulunur. Dolayısıyla iki kere 4'ten 8'dir diyebiliriz. Cevabımıza D seçeneği. Eşitlikleri veriliyor demiş. Buna göre B e, eleman sayısı kaçtır diye soruyor bize. Hemen yapalım. B C üçtü. B çarpı A e, şeydi yirmi dörttü. Şimdi ben şunu gördüğüm zaman hemen bir ortak paranteze alalım diyorum. Bak. Bu ikisinde de bu ortak var. O zaman A çarpı yazıyorum. Sonra parantez açıyorum. B kaldı burada. Kesişim kaldı ve C kaldı. Bunu ortak parantez aldım. Yani ortak çarpan parantez aldım. Sonra bunun eleman sayısı ne demiş bu arkadaş bize? 18 demiş. O zaman şunu nasıl bulunuyordu? A'nın eleman sayısıyla B kesişim C'nin eleman sayısı çarpılınca 18 çıkmaz mı? Zaten bize bunu vermişti. Burası yani şu aslında bu demek. Yani bunun eleman sayısı ile bunun eleman sayısının çarpımı aslında bunun eleman sayısı. Yani 18'dir. Burayı zaten biliyoruz. 3. Burayı bilmiyoruz. Soru işareti eşittir. 18 çıktığına göre. O zaman soru işareti de 6'ymiş Demek ki A'nın eleman sayısının 6 olduğunu bulmuş olduk. Peki B çarpı A 24 ise B çarpı A'nın eleman sayısı nasıl bulunuyordu? B'nin eleman sayısıyla A'nın eleman sayısının çarpımıydı. E bunu 6 bulduk. Sonuçta 24'müş. O zaman B'nin eleman sayısı da 4'tür diyebiliriz. Cevabımız B seçeneğidir diyebiliriz. O zaman mükemmel bir şekilde e, sizinle de dersimizi tamamlamış olduk. Unutmayın son 10 konudan yapıyoruz. Son 10 konu sizin de alabileceğiniz bir kaynak aslında. Çünkü mantık, kümeler, fonksiyonlar ki e, yine e, 9 ve 10. sınıfta var... Polinomlar genellikle tabii ki 10. sınıf konuları da var bunun içerisinde ama şimdiden çalışmak için mükemmel bir fırsat diyoruz. Tabii matematik ikonik konu ve problematikle beraber aslında bu mat setin içerisinde bu şekilde bulunuyor. Üçlü şeklinde bulunuyor ve bunlardan da yararlanabilirsiniz şimdiden emin adımlarla ilerleyebilmek adına diyoruz. Hadi bakalım ödev sorumuzu yapın yorumlara yollayın.